Amerika'nın sesinin Washington stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Selin Süer Ünlü. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın güneydoğusunun ülkenin geleceğine ilişkin görüşmelerde ele alınması gerektiğini söyledi. Batı ise Moskova'nın saldırgan tavrını sürdürmesinin Rusya'ya bedelinin ağır olacağı uyarısında bulunmaya devam ediyor. Jeff Kastır'ın haberi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın güneydoğusundaki Rusça konuşulan bölgelerinde çok taraflı görüşmelerde gündeme getirilmesi gerektiğini öne sürdü. <laughs> Ukraynalı yetkililer ülkelerinin güneydoğusundaki halkın çıkarlarını göz ardı etmeye devam ettikleri sürece ortalık yatışmaz ve ulusal <laughs> diyalog başlamaz. Lavrov, Amerika'nın, Rusya'nın, Ukrayna'nın güneydoğusunda istikrarsızlık yaratmaya çalıştığı yönündeki suçlamalarını reddetti. Bu arada NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırgan tavırlarını Avrupa'da yeni neslin yaşadığı en büyük zorluk olarak tanımladı. Rasmussen, geri çekilmemenin Rusya için çok kötü sonuçlar doğuracağını bildirdi. If... Ukraynalı yetkililer ülkelerinin güneydoğusundaki halkın çıkarlarını göz ardı etmeye devam ettikleri sürece ortalık yatışmaz ve ulusal diyalog başlamaz. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'ya ülkenin güneydoğusunda iç savaşa yol açabilecek askeri hazırlıkları durdurması için çağrıda bulundu. Bu arada Ukraynalı yetkililer, Harkov'daki hükümet binasını ele geçiren Rusya yanlısı göstericilere karşı terörle mücadele olarak tanımladıkları operasyonda 70 protestocuyu tutukladı. Rusya yanlısı göstericiler, pazar günü Harkov, Donetsk ve Luhansk kentlerindeki hükümet binalarını ele geçirmiş ve bu kentlerde de Ukrayna'dan ayrılıp Rusya'ya katılmak için referandum yapılmasını istemişti. Ayşegül Amerika'nın Sesi Washington. Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim dünyanın gördüğü en büyük nükleer felaketlerden biri olan Çernobil'deki temizlik çalışmalarını da etkiliyor. Çernobil'e giden ve çalışmaları yerinde izleyen Amerika'nın sesi muhabiri Steve Herman'ın haberini getiriyoruz ekranlarınıza. Ukrayna'nın beyaz Rusya sınırına yakın bir bölgesinde dünyanın en büyük taşınabilir yapısı inşa ediliyor. Bittiğinde 250 metre genişliğindeki çelik kemer toprağa 200 metre indirilerek 1986'da patlayan ve aceleyle gömülen 4 numaralı reaktörün üzerine konulan lahiti kaplayacak. Ukraynalı sürücümüz buraya 500 kere gelmiş ve hiçbir zaman 15 dakikadan fazla kalmamış. Geiger sayacı çökmek üzere olan lahitin etkisini kaybettiğini gösteriyor. Bu nükleer tesisin temizlenmiş bölümü. Yani radyasyon topraktan geçmiyor. Doğrudan lahitten geçiyor. Reaktör patladığı zaman tonlarca radyoaktif madde havaya karışmış, radyoaktif serpinti Beyaz Rusya ve Ukrayna'yı kaplamıştı. Ancak dönemin Sovyet yönetimi halkı uyarmamıştı. Dünya felaketi İsveçli bilim adamlarından öğrenmişti. Çiftçi Ivan Semenyuk o dönemde Sovyet yetkilileri köylülere hiçbir zaman evlerine dönemeyeceklerini söyleseydi panik oluşacağını ve belki de 120 bin kişinin gitmeyi reddedeceğini söylüyor. Bize yalan söylediler. 20 patates ve çaydanlığımı kaptım ve külüstür arabama binip kaçtım. Ancak Semenyuk ve eşi yasalara karşı gelerek Çernobil'in 12 kilometre ötesindeki bir çiftliğe yerleşmiş, tarım ve hayvancılığa devam etmiş. 30 kilometre karelik yasak bölgenin çoğunluğu hayalet kasabaya dönüşmüş. Burada temizlik çalışması yürüten işçiler ve bazı yetkililerden başka kimse yok. Onlar da burada ayda 15 günden fazla kalmıyor. Dönemin önemli komünist yetkilisi ve bağımsızlıktan sonra ilk Ukrayna Cumhurbaşkanı olan Leonid Kravchuk patlamadan iki gün sonra bölgeyi ziyaret etmiş. İzlice, İzlice, İzlice. Elbette ki Ukraynalı aydınlar, bilim adamları ve siyasetçiler Moskova'nın Ukrayna'ya gerçeği söylemeyeceğini biliyordu. Moskova, Ukrayna'yı elinde tutmak istiyordu. Patlamadan 28 yıl sonra bu kuşkular Rusya'nın Kırım işgaliyle nefrete dönüştü. Ukraynalı yetkililer Rusya'nın laitin inşası için G8 çerçevesindeki kaynak bulma sorumluluğundan vazgeçtiğini söylüyor. Proje için yüzlerce milyon dolar gerekli. Valeri Kalçenko, Ukrayna Milletvekili. Rusya şimdi yeni lahitin yapımını bize bırakacak ve masraflarla ilgili sorumlulukları yerine getirmekten vazgeçecek. İlgili ülkeler ve fon koordinatörü olan Avrupa İnşa ve Kalkınma Bankası 4 Nisan'da Londra'da acil bir toplantıda konuyu görüşecek. Eski lahitin tehlike yaratan durumu nedeniyle uzmanlar ikinci bir Çernobil'i engellemek için zaman kaybedildiği konusunda uyarıda bulundu. Bu nedenle bugün zaman kaybetmemek çok önemli. İnşaatı bitirmek için 3-4 yıl zamanımız kaldı. Ancak yeni koruyucu kemer yerine indirildiğinde de tehlikeli çalışmalar sonlanmayacak. Tükenmiş nükleer yakıtın ve radyoaktif maddelerin çıkarılması yıllar sürecek ve milyarlarca dolara mal olacak. Bunun da Ukrayna için ciddi bir mali yük oluşturması bekleniyor. Çağartan Yol Amerika'nın sesi Washington. Ukrayna'daki hükümet karşıtı protestolar sırasında göstericilerle polis arasındaki çatışmaları bütün çarpıcılığıyla yansıtan bir YouTube videosu büyük ilgi gördü. Sadece ilk iki hafta içinde milyonlarca kişi tarafından izlenen I am a Ukrainian, ben bir Ukraynalıyım adlı videonun izleyici sayısı her geçen gün artmaya da devam ediyor. Videoda dünyaya yardım çağrısında bulunan bir üniversite öğrencisi var. Adı Yulia Marushevska. Maroşevska Washington'da Amerika'nın sesli stüdyolarını ziyaret etti ve bu videoyu hazırlama nedenlerini anlattı. Kiev'de fotoğrafçı Graham Mitchell tarafından çekilen iki dakikalık videoda Julia Maroşevska Ukrayna'da halkın neden sokağa döküldüğünü anlatıyor. Sadece tek bir neden var. Diktatörlüğün bitmesini istiyorlar. Paralarını, evlerini iktidarlarını korumak için ateş etmeye, dövmeye, yaralamaya hazır siyasetçilerden kurtulmak istiyorlar. Marushevskaya göre Ukrayna halkının özgürlük savaşı tüm dünyayı ilgilendiriyor. Çünkü bu sadece siyasi bir mücadele değil, özgürlük ve insan hakları için verilen evrensel savaşın bir parçası. Dünya bizim yeni bir cumhurbaşkanı için değil, normal bir sosyal yaşantıya ve değerlere sahip olmak için mücadele ettiğimizi anladı. Çok sıradan ve bilinen isteklerimiz olduğu için bizi anladılar. Marushevska, poliste çıkan çatışmalarda 70'ten fazla kişinin ölmesine rağmen göstericilerin Kiev meydanını terk etmeyi reddetmesinin kendi videosuna ve Ukrayna ile ilgili diğer videolara ilgiyi arttırdığını söyledi. Dünya bizim yeni bir cumhurbaşkanı için değil, normal bir sosyal yaşantıya ve değerlere sahip olmak için mücadele ettiğimizi anladı. Çok sıradan ve bilinen isteklerimiz olduğu için bizi anladılar. Sanırım herkes göstericilerin neden ölümü göze aldığını anlamaya çalışıyor. Bir insan neden, hangi amaç için ölümü göze alır? Bu tüm dünya için cevaplaması çok zor bir soru. Kaliforniya'da yaşayan film yapımcısı Ben Moses, Marushevska'nın videosunun ilgi görmesine yardımcı olmuş. Moses videoyu ilk iki hafta içinde YouTube'da 7 milyon kişinin izlediğini, ilerleyen haftalarda 1 milyon izleyici daha eklendiğini söylüyor. Morduza'ya göre videonun gördüğü ilginin nedeni Marushevska'nın sadeliği ve açık sözlülüğü. Video o kadar etkileyici ki Ruslar korkup Marushevska'yı hayat kadını olduğu gerekçesiyle karalamaya çalıştılar. Ancak Marushevska video eyleminin sadece Rusya'yı hedef almadığını vurguluyor. Ukrayna siyasetindeki yolsuzluk sorununu çözmek için sadece devrimin yeterli olmayacağını bildiğini söylüyor. Ukrayna'da 25 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. Marushevska seçimlerin ülkesine gerçek bir demokrasi getirmesini Ayşegül Ayşe Gülsemit Amerika'nın Sesi Washington. Venezuela'da hükümet ve muhalefet partileri haftalar süren protestoların ardından resmi görüşmelere başlama kararı aldıklarını açıkladı. Venezuelalı yetkililer şu ana dek 39 kişinin hayatını kaybettiği protestolardan Amerika'yı da sorumlu tutuyor. Amerika Venezuela'da demokrasiyi teşvik eden kuruluşlara ve insan hakları örgütlerine mali destek sağlıyor olsa da Washington yine de ülkedeki siyasi muhalefete destek verdikleri ya da mevcut krizde rol oynadıkları suçlamalarını reddediyor. Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, Amerika'yı birçok kez hükümet karşıtı göstericilere yardım ederek Venezuela hükümetini istikrarsızlığa sürüklemeye çalışmakla suçladı. Amerika'da iktidarın bazı unsurları Venezuela silahlı kuvvetlerinin moralini bozmaya, güçlerimizi leke sürmeye çalışıyor. Maduro yaptığı suçlamaları kanıtlayamasa da partisini birleştirmek için Amerikan karşıtı bir söylem kullanıyor. Venezuela eski devlet başkanı Hugo Chavez de Amerika'yı ülkesindeki muhalifleri desteklemekle suçlardı. Chavez 2002'deki askeri darbe girişiminden de Amerika'yı sorumlu tutmuştu. Amerika suçlamaları reddediyor. Ancak Latin Amerika uzmanı Michael Shifter birçok gözlemcinin de kuşku içinde olduğunu söylüyor. Amerika askeri darbeden büyük memnuniyet duyduğunu belirtmişti. Bu, Bush döneminde yapılan çok kötü bir hataydı ve akıllara birçok soru işareti getirdi. Hugo Chavez, Amerika'yı insan hakları ve demokratik gelişimi desteklemek hisvesi altında muhalif gruplara yardım sağlamakla suçlamıştı. Nicolas Maduro da bugün aynı suçlamaları yapıyor. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, Amerika'nın temel insan haklarına verdiği desteği savunuyor. About... Venezuela'da demokrasi ve insan hakları ihlalleri gibi bazı sorunlara ilişkin çok ciddi kaygılarımız var. Bu kaygıları dile getirmeye devam edeceğiz. Venezuela'da insan hakları, demokrasi ve hür basın kuruluşlarının iktidarla ilişkileri düşmanlık boyutunda. Santiago Canton, Robert Kennedy Adalet ve İnsan Hakları Merkezi Direktörü. Venezuela'da ya da başka bir ülkede insan hakları kuruluşlarının görevi devletlerin insan haklarını ihlal etmesini kınamak, bu ihlalleri engellemeye çalışmak ve suçlularla yüzleşmektir. Shifter, Obama yönetiminin demokrasi ve insan haklarını desteklemekle siyasi bir çatışmada taraf tutmak arasında sınır çizdiğini söylüyor. İnsan haklarını siyasi örgütlenmeye girmeden son derece dikkatli, planlı, ılımlı ve göze batmadan desteklemek gerekiyor. Shifter'a göre bazı kongre üyeleri Venezuela'daki demokrasi örgütlerine verilen mali desteğin artırılmasını istiyor. Ancak Amerika'nın işin içine girmesi, ülkede giderek kötüleşen ekonomi ve güvenlik koşullarına odaklanmak gerekirken, Venezuelalı liderlerin eline suçlayabilecekleri yabancı bir düşman vermek anlamına gelebilir devrim moral Amerika'nın sesi Washington Amerika'da göçmenlik reformunu destekleyenler, yasaya karşı çıkan kongre üyeleri ve Başkan Obama'ya karşı duydukları öfke ve hayal kırıklığını dile getiriyor. Yasanın savunucuları kısa süre öncesine kadar kendi taraflarında gördükleri Obama'yı son dönemde çok fazla sayıda kayıt dışı göçmeni sınır dışı etmekle suçluyor. Geçtiğimiz günlerde Kongre'nin Latin kökenli üyeleri Başkan Obama'dan hükümetin kayıt dışı göçmenler konusunda icraatlarını gözden geçirme sözü almayı başardı. Bu arada Cumhuriyetçiler bu yıl içinde göçmenlik reformuyla ilgili önemli adımlar atmayı planladıklarını söylüyor. Göçmenlik reformunu destekleyenlerden oluşan bir grup, geçtiğimiz günlerde Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Can Benera, göçmenlik yasasının oylanmasını isteyen bir dilekçe vermek istedi. Ancak kongrenin kapıları eylemcilere açılmadı. Amerika'daki en büyük göçmen topluluğunu Latin kökenliler oluşturuyor. Latin kökenli liderler, göçmenlik reformunu destekleyen Obama'nın aynı zamanda çok sayıda göçmeni sınır dışı ettiğini söylüyor. İspanyolca yayın yapan Univision ve Telemundo, Başkan Obama'nın Latin kökenli toplumdaki itibarının zedelendiğini savunuyor. Latin kökenlilerin onlar için mücadele ettiğimi anladıklarını düşünüyorum. Kongredeki protesto eylemine katılan Melissa McGuire-Manyo, hükümetin uzun süredir Florida'da yaşayan eşini sınır dışı etmeye çalıştığını, ancak eşinin sonunda mücadeleyi kazandığını anlatıyor. Lived... Ailemde, bende bu kabusu yaşadık. Göçmenlik dairesi yetkilileri, 20 yıldır Amerika'da yaşayan eşimi sınır dışı etmek için 3 kez kapımıza dayandı. Bu arada Başkan Obama bir süre önce Beyaz Saray'da 3 Latin kökenli kongre üyesi ve göçmen haklarını savunan bir grupla görüştü. Amerika'nın sesine konuşan Demokrat Kongre üyesi Javier Becerra, Başkan Obama'nın birbirinden kopan aile fertleri konusunda kaygılı olduğunu söyledi. Başkan, İç Güvenlik Bakanı'na bizimle görüşmesi ve yetkisini kullanarak mevcut göçmenlik sisteminin yarattığı zararın olabildiğince onarılmasını sağlamaya çalışması için talimat verdi. Cumhuriyetçi Kongre üyesi Raul Labrador, göçmen ailelere yardım etmek için yasada bazı küçük değişiklikler yapılmasına destek verebileceklerini söyledi. Ancak Labrador, başkan ve partisinin yasada çok fazla değişiklik istedikleri gerekçesiyle eleştirdi. Sorun, demokratların Amerika'daki bütün göçmenlere yardım etmek istemesi. Bu istek mantıklı değil. Göçmenler göçmenlik yasasında kapsamlı bir değişiklik yapılıncaya kadar kongre ve başkan üzerindeki baskıyı sürdürmeye kararlı olduklarını söylüyor. Ayşegül Smith, Amerika'nın Sesi Washington. İngilizce dersleri her zaman herkes için her düzeyde Amerika'nın sesinde. Washington'dan yaptığımız Amerikanın Sesi Türkçe bölümünün canlı yayını burada sona eriyor. Haber ve söyleşilerimiz için internet adresimiz amerikaninsesi.com. Yarın yine bu ekranda görüşmek üzere. İyi akşamlar.